Merhaba arkadaşlar. Kimya dünyasına hoş geldiniz. E, gaz ünitemize gaz kanunlu ile hızla devam ediyoruz. E, yine video başlamadan önce hatırlatmasını yapayım. E, bu anlatacağım konunun pdf'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup ve videolarımı beğenirseniz de bana büyük destekte de bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi gaz kanunları deyince ilk aklımıza gelen kanun boyle mariette kanunu. boyle mariette kanunu basınç Hacim ilişkisidir. Şimdi sorularda bize e, hangi kanunun kimle ilişkili olduğu ile ilgili sorular geliyor ve bu yüzden isimlerini aklımızda tutmamız gerekiyor. Size şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar. Anadolu'da bir söz vardır. Böyle başa böyle tarak diye. E, biz de burada bu lafı şöyle çevirelim. Böyle basınca böyle hacim boyla mariyette kanun diye aklımızda olabilir en azından ufak bir esprisi olmuş olur aramızda. Şimdi biz basınçla hacim arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bu durumda diğer değişkenlerden yani mol ve mutlak sıcaklığı sabit tutmamız lazım. Mol ve mutlak sıcaklık sabit iken basınç ile hacim arasında ters orantı vardır arkadaşlar. Zaten ters orantının olduğu tek kanun burası. Bunun dışındaki tüm kanunlarda hep diyeceğiz ki doğru orantı vardır. Eğer iki bileşen arasında ters orantı varsa bunlar çarpım halinde yazılır. Yani biz soruları çözerken bir gazın ilk basıncı ile ilk hacmini çarpacağız. Son durumdaki basıncı ile son durumdaki hacmini çarpıp birbirine eşitleyeceğiz ve böylelikle sorularımızı rahatlıkla çözebileceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili grafikler karşımıza çıkar. Basınç hacim grafiğini nasıl çizeceğiz acaba? Ne demiştik? Basınç hacim arasında nasıl orantı vardı? Ters orantı vardı. Şöyle parabolik olarak ters orantıları aşağı doğru çizeceğiz arkadaşlar. Doğru orantıları doğrusal olarak yukarı doğru çıkartacağız. E, grafik çizmenin taktiklerinden bir tanesi de budur. Gelelim şimdi bize nasıl bir grafik vermiş? Basınç 1 bölü V grafiği vermiş. Şimdi basınçta hacim arasında ters orantı vardı. Ben hacmi ters çevirsem aralarındaki orantı doğru orantı olur. Bu durumda e, grafiğimiz yukarıya doğru yani doğrusu olarak gidecek. Yani şöyle çizgiyi çektik. Dikkat edin buraya başlangıç noktasını nokta nokta yaptım. Neden? Çünkü 0 1 bölü V'de anlamsız olur. Matematiksel olarak karmaşanın içerisine girmiş oluruz. Bundan dolayı grafiğimiz orada nokta nokta yapıp daha sonrasında düz bir çizgi olarak yukarıya çıkarttık. Yine karşımıza çok çıkacak grafiklerden bir tanesi. N ve T sabitse bir gazın hacmini istediğiniz kadar arttırın. Basıncı o kadar düşecektir. Ya da basıncını istediğiniz kadar arttırın. hacim o kadar düşecektir. Bundan dolayı P çarpı V değeri her zaman sabit kalacaktır. Yine nokta nokta yapıp düz çizgi halinde çekmiş olduk. Bu grafiği de bu şekilde çizebiliriz. Peki karşımıza şöyle bir grafik gelseydi. Yine P ve... 1 bölü V grafiği gelmiş olsaydı. Şimdi V arttıkça basınç düşecek. Yani PV çarpımı yine sabit kalacak. 1 bölü V değerim gittikçe büyüyecek. E o zaman biz şöyle düşünürsek. Bu her türlü sabit kalıyorsa O zaman yine buraya ne yaptık? Bir çizgi çektik. PV'nin sabit kaldığını göstermiş olduk. Şimdi bizim mol sayımız sabitken çizilen grafikler var. Yani iki tane değişkeni değil de tek bir değişkeni sabit tuttuğumu düşünün. Şimdi en sabit yani mol sayısı sabit değişmiyor. PV grafiğine baktığımız zaman bir T1 bir de T2 sıcaklığında PV grafiğini çizebiliriz arkadaşlar. Buradan hangisinin daha büyük olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın taktik şu. Biz kendi kendimize bir tanesini daha ne yaptık? Sabitledik. Geldim şuraya. Ben artık V'yi de sabitledim. Aynı hacimde T1 sıcaklığındaki basınca T2 sıcaklığındaki basınca bakıyorum. T1 sıcaklığındaki basınç şuradayken arkadaşlar T2 sıcaklığındaki basınç sıfıra daha yakın yani daha düşük. Ne demiştik? Bir tek basınç hacim arasında ters orantı vardı. Geri kalanlar arasında doğru orantı vardı. O zaman basıncım ne kadar büyükse sıcaklığım da o kadar büyük demektir. T1, T2'den büyük olmuş oldu. Veya şöyle bir grafik çıksın karşımıza. Yine P1 bölü V grafiği olsun. Bu bölü V'yi ne yapalım? Sabit diyelim. T1'de basıncım bu. T2'de basıncım bu. Bu durumda T1, T2'den büyüktür dedik. Veya PV grafiğimiz olsun. Yine ne yapalım arkadaşlar? Burada her ikisinde de bakın de sabit çıkmışız. şöyle yaparsak bizim burada basınçlarımızı T1 ve T2'yi orantılamak istersek arkadaşlar basıncı sabit tutalım. Şimdi basıncı sabit tutun. Her ikisi için de basıncım sabit. E şimdi PV değeri bunun daha büyük T1 sıcaklığında olanın. Bunun mesela 10 diyelim. Şurası da ne olsun? 8 olmuş olsun. E şimdi P sabitken iş geriye V'ye mi kalıyor? Ne kadar büyükse de o kadar büyük demektir. O zaman sıcaklıkla hacim doğru orantılı olacağına göre yine T1 büyüktür. T2 şeklinde yorumlayabiliriz dedik bu grafiği. Sabit ee sıcaklıkta çizilen grafiklerimiz var. Yine aynı mantık. Bir tanesini göstersem yeterli olacak sanırım. Diğerleri de aynı mantıkta çiziliyor. Çektim bakın. Mol sayısıyla basınç doğru orantılıydı. Basınç ne kadar büyükse mol sayısı da o kadar büyüktür dedik. En bir büyüktür. En iki bu şekilde bu grafikleri yorumlayabiliriz. Peki gelelim birkaç tane soru çözelim bunlarla ilgili. Demiş ki sıcaklığı ve miktarı sabit tutulan ideal bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılı olarak değişir. Buna göre ideal x gazına ait grafiklerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Basınç, hacim grafiği birbiriyle ters orantılı olacak. Ne yapıyorduk? Ters orantılı olunca parabolik olarak aşağıya doğru giden bir grafik çiziyorduk. Bundan dolayı birinci grafiğimiz yanlış oldu. Basınçla 1 bölü ve arasında doğru orantı vardı. Nokta nokta yapıp yukarıya doğru çıkıyorduk. O zaman ikinci grafiğimiz doğru. Basınç hacim çarpımı her zaman ne yapıyordu arkadaşlar? Sabit kalıyordu. Yine nokta nokta yaptık. Olduğu yeri sabitledik. Üçüncü grafiğimiz de doğru olmuş oldu. Cevabımız 2 ve 3. Gelelim şimdi bu sorumuza. 3 atmosfer basınçtaki oksijen gazının hacmi 3 litreymiş. 2 atmosfer basınçtaki CH4 gazının hacmi 12 litreymiş arkadaşlar. Buna göre sıcaklıkları eşit olan oksijen ve CH4 gazlarının kütlelerinin oranını sormuş bize. Şimdi bakın sıcaklığımız sabit mi? Sabit. Bize hangi değerleri vermiş? Basınç ve hacim değerleri verilmiş. Diğer değişkenimiz neydi bizim? Moldü. O zaman basınçla hacminin çarpımı yani sabit sıcaklıkta bir gazın basıncıyla hacmini çarparsanız mol sayısını verir. Emin olun gaz sorularının %90'ını P çarpı V eşittir N'den rahatlıkla çözebilirsiniz. Bunu aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Sıcaklık sabitse basınç ve hacim çarpımı direkt mol sayısını verir. O zaman ben buradan oksijenin mol sayısını bulabilirim. Oksijenin basıncı ne kadardı? 3 atmosfer hacmi de 3 litreydi. O zaman 3 çarpı 3'ten elime 9 mol ne vardır dedim. Oksijen gazı var dedim. Yine aynı mantıkta CH4'ün mol sayısını bulalım. 2 atmosfer basıncı varmış. 12 litre de hacim varmış. Buradan da 24 mol ne gelmiş oldu? CH4 gazı. Benden ne istiyor arkadaşlar? Bunların kütlelerini orantılamamı. E o zaman benim 1 mol oksijen gazım 32 gramsa 9 mol 9 çarpı 32 gram gelir. Böyle 24 mol elimde ne var? CH4 var 1 mol 16 ise... 24 molü 24 çarpı 16 gramdır. Hemen şu sadeleştirme işlemini yapalım. Burada 2 kaldı. Bununla bunu sadeleştirdim. 12 kaldı. 9 bölü 12'yi sadeleştirirsek buradan da ne gelir cevabımız? 3 bölü 4 gelmiş oldu. Bakın bu formülle rahatlıkla soruyu ne yapabildik? Çözebildik. Çoğu sorunun çözülme mantığı da buradan gelir arkadaşlar. Peki Şimdi şu sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Mol sayıları eşit olan ideal gazlara ait basınç hacim grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerin yanına D ve Y şeklinde işaretleyin demiş. Hemen yapalım. Tüm sıcaklıklarda P çarpı V değerleri aynıdır. Ne demiştik? Sıcaklık sabit kaldığında P çarpı V değerleri aynı oluyordu. Sıcaklık değiştiğinde P çarpı V değerlerimiz birbirinden ne olacaktır? Farklı olacaktır arkadaşlar. O yüzden ne yaptık? Buna yanlış dedik. Diyor ki T3 sıcaklığı diğerlerinden daha büyüktür. Bakıyorum şimdi şuradan hemen bir çizgi çektim. T3'teki hacim bu kadar. T2'deki hacim bu kadar. T1'deki hacim bu kadar. Hacimle sıcaklık doğru orantılıydı. O zaman T3 en büyük. Sonra T2. Sonra T1 sıcaklığı diyebiliriz. O zaman ikinci öncülümüze Doğru dedik. T1 sıcaklığı diğerlerinden daha büyüktür demiş. T1 sıcaklığı diğerlerinden daha küçük. En küçük olanı hatta Y, D, Y şeklinde burayı bulmuş olduk. Cevabımız denizdi. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir miktar gazın sabit sıcaklıkta basınç hacim değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre grafikteki A ve B noktalarındaki niceliklerden hangileri eşittir? Şimdi e, sıcaklık sabitse arkadaşlar bir gazın basıncıyla hacmi her zaman neydi? Sabit miydi? Yani mol sayısını veriyordu. Mol sayısı değişmediğine göre kabın içerisinde. Şimdi bize öz kütle diyor. Öz kütle nasıl bulunur? D eşittir. M bölü V. E, hacim sürekli değiştiğine göre öz kütle de değişecek demektir. Gitti. P çarpı V değeri sabit sıcaklıkta sabit kalıyordu. Doğru. Ortalama kinetik enerji dediğimiz şey kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır arkadaşlar. Sıcaklık sabit olduğuna göre e, bu da değişmeyecek. Cevabımız e, ne olmuş oldu? E, A ve B noktana eşittir demişti. O zaman 3. öncümüze doğru ikisi aynı sıcaklıkta olduğu için cevabımız denizde olmuş oldu. Peki. Gelelim bu sorumuza. 4 litre hacmindeki bir miktar x gazının basıncı 2 atmosfer iken aynı sıcaklıkta hacmi 16 litreye çıkartıldığında basıncı kaç santimetre cıva olur? Bakın ne vermiş bana? hacim, ilk hacmi, ilk basıncı vermiş. Bir de son durumda hacim vermiş, son durumdaki basıncı soruyor. O zaman basınç hacim arasında ters orantı varsa P1, V1 eşittir. P son, V son dedik. İlk basıncım ne kadar? 2. İlk hacim ne kadar? 4 litre. Geçtim karşı tarafa son basıncımı bilmiyorum ama son hacmi biliyorum. Ne kadar olmasını istiyormuşum? 16. Şöyle sadeleştirirsek şurada 4 kaldı. P son eşittir buradan 0,5 atmosfer geldi. Ama bakın sorunun sonunu dikkatli okuyalım. Ne diyor? Kaç santimetre cıvadır diyor. Bir atmosfer 76 santimetre cıva ise 0,5 atmosfer kaç santimetre cıvadır dedik. Buradan da 38 santimetre cıva olarak hesaplamış olduk. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 2 litre hacminde 5 atmosfer basınç yapan gazın hacmi kaç litre olursa son basınç 2 atmosfer olur demiş. Yine basınç ve hacim değerlerini vermiş. Bunları değiştirip bu sefer son hacmi bulacağız. Hemen yapalım. P1 V1 eşittir. P2 V2 dedik. İlk basıncım 5. ilk hacmim 2. Son basıncım 2. Son hacmim bilmiyorum. Buradan ne geldi direkt? V2 5 litre olarak gelmiş oldu. Bu kadar basit bir şekilde soruyu çözdük. Peki bize böyle kaplar içerisinde bir soru verirse. Diyor ki yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta K musluğu açıldığında. Peki K musluğunu açalım arkadaşlar. Açınca burada nasıl bir değişiklik meydana geldi? Kabım 2 litreydi. Buradaki kabım 1 litreydi. Kapağı açtığım zaman bunu artık tek bir kapmış gibi düşünebilirim. Yani son hacmim ne oldu arkadaşlar? ve son diyelim. 2 buradan 1 buradan son hacmim 3 litre olmuş oldu. 3 litrelik bir kap gibi düşüneceğim. Bana diyor ki X gazının son basıncı kaç atmosfer olur? Şimdi X gazının ilk basıncı 3'tü hacmi 2 idi. O zaman şöyle A şıkkı için şöyle yaparsak P1 V1 eşittir P son V son dersek ilk basıncımız 3. İlk hacmimiz 2. Son basıncım bilmiyorum ama son hacmi ne kadar olmuştu? 3 litre. O zaman buradan son basıncımı ne olarak bulmuş oldum? 2 atmosfer olarak bulmuş oldum. Bakın hacmi arttı basıncı düştü. B şıkkına bakalım. B şıkkında da Y gazının son basıncını soruyor. Yine aynı şekilde P1 V1 eşittir P son V son yapalım. İlk basıncım 9'du. İlk hacmin 1 litreydi. Son basıncımı bilmiyorum ama son hacmi biliyorum ne kadar 3 litre buradan P sonu ne bulduk arkadaşlar 3 atmosfer bulmuş olduk yani 2 bu yapıyor 3 bu yapıyor bu kapta toplamda 5 atmosfer basınç yapıyorlar ama direkt bize sistemin toplam basıncını sormuş olsaydı hemen taktiğini gösteriyorum ilerleyen süreçlerde bunların tepkimeye girenlerinin de sorularını yapacağız bu da fix bir çözüm yoludur Hemen şunu yapıyoruz. Ne demiştik? Sabit sıcaklıkta her ikisinin sıcaklığı eşit olduğuna göre sabit sıcaklıkta bir gazın basıncıyla hacminin çarpımı bize mol sayısını veriyordu. Şimdi o zaman benim X gazımın mol sayısı sabit kalacak. Y gazımın mol sayısı sabit kalmayacak mı? Yani bir yere kaçmayacak. Yine aynı kabın içerisindeler. O zaman C'de uygulayacağımız saktık şu arkadaşlar. Ne kadar kap varsa P1V1 artı P2V2. Diyelim 3. kabımız olsaydı P3V3 ekleyecektik. Eşittir. P son ve sondan burayı çözebiliriz. Bakın ilk basıncım ne kadardı? 2. İlk hacim ne kadardı? 3. Ee, pardon tam tersi. 3 ee, atmosfer basıncım, 2 litre hacmi vardı. Diğer kabımda e, basıncım 9, hacimim 1 litreydi. Son basıncımı bilmiyorum ama son hacim ne kadar olmuştu? 3. Buradan P son eşittir kaç geldi? 5 atmosfer gelmiş oldu. Böylelikle de buradaki son basıncı bulmuş olduk. Bu soru tarzında bu kalıp karşınıza sürekli çıkacak arkadaşlar. P1, V1, P2, V2 varsa P3, V3 varsa P4, P4 e eşittir P son V sondan rahatlıkla soruları çözebilirsiniz dedik. Karıştırma sorularında. Peki yine bakın bir karıştırma sorusu vermiş. E çok basit bir soru ama göze zor gelen sorulardan bir tanesi şekildeki sistemde bulunan kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta kısa bir süre açılıp kapatıldığında boş olan kapta ölçülen basınç ne kadarmış? 2 atmosfer. O zaman x gazının mocu yüzde kaçı geçmiştir diyor diğer kaba. Şimdi şöyle yapalım mı? Her ikisinde sıcaklıkları sabit olduğuna göre P çarpı V'den mol sayısını bulabilir miyim? 5 çarpı 3'ten değil mi? Ee, 3 atmosfer basıncım 5 itiracım var. Bu kabın içerisinde 15 mol bu gazdan varmış. Şimdi bu kabın içerisinde hiç madde yok. Sıfır burası. Musluğu açtığım zaman buradaki son basıncım ne kadar olmuş arkadaşlar? 2 atmosfer. Açıp geri kapatmışım. E şimdi 2 atmosfer basınç 3 litrede hacmim varsa 2 çarpı 3'ten 6 mol madde var demek midir burada? Peki bu 6 mol madde gökten zembille mi indi? Hayır ne yaptı? Diğer kaptan x gazının olduğu kaptan bu kaba geçmiş oldu. O zaman benim diğer kabımda 15 mol vardı. 15 molün 6 molü bu tarafa geçti. O zaman 100 mol olsaydı ne kadara geçerdi? Çünkü biz yüzde kaçı boş kaba geçmiştir diye soruyor. Hemen ne dedik? 100 çarpı 6 bölü 15 diyelim. Şöyle 3 ile sadeleştirelim. 5, 2 kaldı. Şunda da şurası gitti. 20. Demek ki %40 arkadaşlar ee, birinci kaptan ikinci kaba doğru ne yapmış? Boş kaba doğru geçiş yapmış dedik. Bakın ne kadar kolay bir yolla çözdük. Püf nokta neymiş? Sabit sıcaklıkta P çarpı V eşittir neymiş? Mol sayısıymış. Bu şekilde rahatlıkla soruları çözebiliriz dedik. Bir de böyle ideal pistonlu kap versin bize. Yine kap karıştırma sorusu aynı şu yandaki soruyla aynı aslında. E, arasındaki fark ne? Burada iki tane sabit hacimli kabı karıştırmıştık. Burada bir tane ideal pistonlu bir kap. Diğer tarafta da sabit hacimli bir kabım var. Peki bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Diyor ki açık hava basıncının bir atmosfer olduğu. Yani buradan etki eden basıncımız neymiş? Bir atm'ymiş. Olduğu ortamda en musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor. Son durumda piston hacmi 6V hacminde dengeye geliyor. Yani pistonu açmışım. Şurada gelmiş. Burası 6V'lik bir hacim olmuş. Buna göre X gazının başlangıç durumundaki basıncı kaç P'dir diyor. E, o zaman hemen şöyle kolaylıkla bulabiliriz. Başlangıçta P kadar basıncı vardı. Yine aynı mantık. P1V1 artı P2V2 eşittir. P son, V son yaptık. P1, P kadardı. Hacmimiz 3V kadardı. Artı ikinci kabımda hiç gaz olmadığı için, hiç hacim olmadığı için ne olarak kabul ettik burayı? Sıfır olarak kabul ettik. Şimdi bakın burada dikkat. İdeal piston kaplar ne zaman durur içerisindeki ideal piston? Her zaman dış basınca eşit olduğunda. Bu piston hareket edecek, edecek, edecek. Dış basınca eşit olduğu zaman piston duracak. İşte pistonun burada duruş noktasında 6V'ye geldiğinde durduğunda İçerideki basınç dışarıdaki basınca eşitmiş. Yani içerideki basıncımız da nedir? 1 atmosfer demektir bu durumda. O zaman bizim ideal pistonlu bir kaba bağlıyorsak her zaman son basıncım neye eşit olacak? Dış basınca burada 1 eşit olmuştu. V son dersek e, V son hacmimizde hatta şöyle yazalım onu da bulmuştuk. 6V konumuna gelmişti. Ne demiştim? Gazlar e, kaplar karıştığı zaman artık onları tek bir kap gibi düşüneceğiz. 3 burada 6 burada toplamda hacim ne kadar oldu? 9 olmuş oldu. Buradan 3P eşittir 9 ise P eşittir 3 atmosfer olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? Hesaplamış olduk. Hemen burayı bir toparlayalım. İki tane sabit hacimli kap e, verilirse arkadaşlar biz son basıncı bulabiliriz. Eğer bir sabit hacimli bir de hareketli pistonlu ideal pistonlu bir kap verilirse burada da son e, şeyi, hacmi hesaplayabiliriz dedik. Burada unutmayacağımız nokta neymiş ideal pistonlu kaplarda son basınç her zaman dış basınca eşittir dedik. Şimdi diğer kanunumuza geçmeden arkadaşlar bir ara verelim. Bir sonraki videomuzda da Charles Kanunu'nu anlatalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.